Mevlana der ki, sen düşünceden ibaretsin. Geriye kalan et ve kemiksin. Gül düşünür gülistan olursun, diken düşünür dikenlik olursun. Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdinin Gücü kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ali Gülkanat. Hepinize çok güzel bir gün dilerim. Bugünkü konumuz, düşündüğün şeyi hayatına çekersin. Bu konu hakkındaki tüm sorularınızı YouTube'da yorum bölümünden sorabilirsiniz. Çekim yasasını öğrendikçe yapabileceklerinizin ne kadar sınırsız olduğunu fark edersiniz. Böylelikle istediğiniz hayatı yaşamınıza çekmek için düşüncelerinizi daha kontrollü kullanma konusunda istekli olursunuz. Çünkü siz isteyin ya da istemeyin, neyi düşünürseniz onu hayatınıza çekersiniz. Sürekli olarak düşündüğünüz şeyi hayatınıza davet edersiniz. Herhangi bir şeyi düşünmeye başladığınız anda çekim yasası ile o düşünce giderek büyür ve güçlenir. Düşünceleriniz aracılığıyla onu istemiyor bile olsanız çekim yasası onu size çeker. Çekmeye başladığınız anda daha da çok odaklanır ve o şeyi tekrar tekrar düşünürsünüz. Düşünceleriniz büyüdükçe daha güçlü bir çekim gücü oluşturursunuz ve o deneyimi yaşama ihtimalini arttırırsınız. Deneyimlemek istediğiniz bir şeyi görüp, evet buna sahip olmak isterdim dediğinizde ona yönelttiğiniz ilgi sayesinde onu yaşamınıza çağırırsınız. Herhangi bir şey için, hayır ben bunu yaşamak istemiyorum dediğinizde odaklanmanız ve düşünmeniz sayesinde o şeyi yaşamınıza davet edersiniz. Evren hiçbir olayı ayırt etmez. Ayrıca bilinçaltımız olumsuz cümleleri anlamaz ve sanki o cümle olumluymuş gibi işlem yapar. Bir şeyi istemediğinizi söylerken bile ona odaklanmış olursunuz. Bu odaklanma bir tür ilgi gibi algılanır. Bu ilgi titreşimlerinizde var olur. O şey hakkında ilginizi ya da farkındalığınızı uzun süre devam ettirirseniz çekim yasası onu hayatınıza getirir. Hayır diye bir şey yoktur. Yani bir şeye bakıp, hayır bunu yaşamak istemiyorum, çık hayatımdan dediğinizde aslında yaptığınız şey onu hayatınıza çağırmaktır. Düşünceleriniz onunla ilgilendiğinizi gösterir ve evet bu istemediğim şey ama yine de bana gelsin der. Çok şükür ki yaşamınıza çekmeye başladığınız şeyler hayatınızda bir anda var olmazlar. Bir şeyi düşünmeye başladığınız an ile onun ortaya çıktığı an arasında kusursuz bir zaman tamponu vardır. Bu zaman tamponu sayesinde ilginizi ve odağınızı yaşamınızda gerçekleşmesini daha çok istediğiniz şeylere yöneltmeniz için fırsatınız olur. Böylece nasıl hissettiğinize bakarak onun ortaya çıkmasını gerçekten isteyip istemediğinizi anlayabilirsiniz. Eğer ilginizi ona vermeye devam ederseniz bu şey sizin yaşamak istediğiniz bir şey olsa da olmasa da siz onu hayatınıza çekersiniz. Nasıl ki yer çekimi kanunu evrensel bir yasadır, aynı şekilde çekim yasası da evrensel bir yasadır. Yer çekimi kanununa göre balkondan sarkarsanız düşersiniz. Bu yasayı bilseniz de düşersiniz, bilmeseniz de. Düştükten sonra ben yer çekimi kanununu bilmiyordum, neden düştüm diyemezsiniz. Tüm yasalar onları anlamasanız ve görmezden gelseniz bile yine de deneyimlerinizi etkilerler. Daha önce çekim yasasını duymamış ya da duymuş ama anlamamış olsanız bile onun güçlü etkisi yaşamınızın her alanında kendisini gösterir. Söyledikleriniz ya da düşündüklerinizle elde ettiğiniz şeylerin arasındaki ilişkinin farkına vardıkça muhteşem çekim yasasını anlamaya başlayacaksınız. Düşüncelerinizi ve ilginizi sadece gerçekleşmesini istediğiniz olaylara yöneltmeye başladıkça arzuladığınız tüm yaşam deneyimlerine de sahip olacaksınız. Fiziksel dünyanız bazı şeyleri deneyimlemek isterken bazı şeyleri de deneyimlemek istemediğiniz çeşitli olay ve koşullarla dolu harikulade, zengin ve değişik bir yerdir. Birçoğunuz bu deneyimleri belli bir farkındalık düzeyine sahip olmadan ve düşüncelerini kontrol etmeden yaşadı. Artık hayatınızın kontrolünü elinize alma vakti. Şunu her zaman hatırlayın. Siz bir yandan
başkalarının kendi deneyimlerini yaşamasına izin verirken, bir yandan da kendi deneyimlerinizi yaşamalısınız. Başkalarının tercihleri sizin tercihlerinizi etkilemezken, sizin tercihleriniz de onların seçimlerini etkilemez. Değerli arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda düşündüğün şeyi hayatına çekersin konusu kısaca anlatılmıştır. Zaman tamponu konusu başka bir eğitimde daha detaylı olarak anlatılacaktır. Umarım eğitimden memnun kalmışsınızdır. Eğer eğitimden memnun kaldıysanız, ücretsiz eğitimlerimize destek olduğunuzu göstermek adına bu videoyu beğenip yorum bırakabilirsiniz. Devam eden eğitimlerimizden haberdar olmak için de Şimdinin Gücü kanalımıza abone olabilirsiniz. Herkes şimdi faydalanabilsin diye ücretsiz ve sonuçları kanıtlanmış yeni alfa frekans ürünlerimizi iyi günlerde ve güvenli kullanmanız dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.